yakında işkonamızda rakamızı ortaları fazla konuluyordu. Ocağında da masal kurtarılırızdı. Şimdi düştü, harfli adamla soradık. Harfli yap çıktı. Ortaları kazak yanında 71 yaşta kazak oldular. Ulu hesap kitap kılıp, ahirki 10 yılda namaz okudular. İbiyada 13 yıl hesap olup, maminci yıl kazalar var. Manama kısam buladı şunu dediler. Bu adam etti ki, namaz adam bozul için okuladı, hiç demekimiz fakat dua kuburasız okulardan dedi. Bir hakemiz ettiler ki, bir külli farzı 5 kilo kopartırdılar, 10 yılı kopartırdılar dedi. 1 kilo buğdaydan hesap verdiler. Bu 1 yıl için, ya 2 yıl için mi bitti, maşinanın pulu çıkıp gitip kaldı dedi. Kegin bitti, sıkayım hakkı verdiler onu geçişti dedi. Bu ilmi asap. İspatla beramadılar onu. Hani kısız doğru bulardı dedi. İyi şu soru bize de hala açık kalıp getirip durdu. Vafat etken adamı. Onun gibi namazları kalıp getirken bulsa okusa bulardı mı? Yok ne kadar kefareti var bunu ya. İyi adam uzun için. Aslında yıllarda kalıp getirken namazları bulardı ki. Onu kefareti kanaka bulardı. Bunu davra deydi. Hazır yükünde fikhi asaslarda var. Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda, vodiyni ham qaysi tur jihatlarda qiladi. Davra. Lekin o'sha davrani shar'iy nuqtai nazardan biroz ko'ngil xotirjamligi uchun to'g'ri jihatini qilsa joiz deydi ulamolar. Ba'zilar aytadiki, bu shar'iy xila joiz emas deydi. Ba'zilar shar'iy xila joiz deydi. U nima? Xuddi siz aytayotgan. O'zi asli bu nimadan kelib chiqqan? Namoz qachon o'qilmay qoladi? Degan savol bor fiqhda. Bir odam kasal bo'lib qoldi. Kasal marazul maut, o'lim kasali. Boshi qimillab turgan miqdorida boshini harakat qilib, anaqa qilib o'qiydi, ishora qilib. Masalan, tikka turish imkoni bo'lsa, tikka turib o'qiydi, bo'lmasa o'tirib o'qiydi, bo'lmasa yotgan joyida boshini ishora qilib o'qiydi. Endi hanafilarda bosh ham qimillamay qoldi. Nima qiladi desa, ko'z bilan o'qimaydi. Qalbida niyat qilib, ko'zi bilan ishora qilib o'qigani namoz bo'lmaydi. O'sha namozlari masalan qotib qoldi-da, masalan klinikaga smertga tushdi. Turdi-da 10 kun yotdi. Dunyodan o'tdi. O'sha 10 kunlik namozi nima bo'ladi desa, farzandlari uni fidyasini to'lab qo'yadi. Xuddi roza tuta olmagan, qarib qolgan keksa ayol yoki surunkali kasal roza tuta olmasa nima qiladi? Tuzalish umidi yo'q. Fidya to'laydi-yu. Bir kunga bir odamni to'ydirish miqdorida. Fidyani muftiyat beradi. Shuning uchun beradi, mana shunaqa narsalarning hisobi uchun. O'lgan odamni ham 10 kunlik namozini fidyasini farzandlari to'lab oladi. Qarz 2 xil bo'ladi. Bandadan qarz bor, mutolib bor, talab qiluvchi odam qarzini so'rab turibdi. Bu muhim, buni ham to'lash kerak. Allohning haqqi bor. Uni ham to'lash kerak. Ikkalasi to'g'ri kelib qolsa, avvalo bandaning haqqini to'lanadi. Buni pulini berib bo'lgandan keyin endi otani qoldirgan merosini pulidan bolalariga haligi bo'lmasdan oldin uni o'sha agar vasiyat qilgan bo'lsa, hamma qazolarini pulini hisoblab to'laydi bolalar merosidan. Meros otani o'zini merosidan, o'tganini o'zini merosidan. Endi vasiyat qilmagan bo'lsa, ixtiyoriy deydi. Bolalar xohlasa to'lab olsin, xohlamasa to'lamasin. Chunki u ham baribir so'raladi o'lgan odamdan. Shundan kelib chiqishgan. Endi bizda buni teskarisi bo'lib qoldi. O'layotgan paytda namozdan qazo bo'lmadi-da. U yaxshi bo'lib turgan paytida namozni qazo qilgan. Endi o'ziga keldi. Ibodatlarini qilishi kerak bo'lgan vaqt qila olmay qoldi-da, o'tib ketdi. Vasiyat qilgan bo'lsa, bolalari siz aytgan singari pulni to'plab yig'ibdi, berib yuborsa yaxshi, afzal. Afzal. Endi o'sha davra qanaqa bo'ladi desa, masalan, 6 ta kambag'allik yig'adi. Qo'lingizga o'sha 1 yillik mablag'ni olasiz. Buni kelishib olishadi, shuna qilishadi o'zi. 1 yillik mablag'ni olasiz, yoningizdagi odamga sizga deysiz, dadammi deysiz. Anaqasi deysiz. Fidyasi deysiz. Keyin u kishi ozgina turgan qabul qildi, bo'ldi, qabul qildim deydi. Keyin ozgina turgandan keyin bu sizga mendan sadaqa deydi. Ihson deydi. Hadiyada sovg'a qiladi. Qaytib olasiz, endi kambag'alga berasiz. Undan qaytib oladi. Mana shunaqa qilib, shunaqa qilib uzib yuboradi deydi.
Şunu bunu caiz degenler cüde kem. Çünkü kelişu bulu yaptı. Uşa cüde kemlere mi ayet ki pullu ahırı uzap gitmesin. Meğer cüde en şuna kılı yaptı yu bir varsın kembegalge. Kembegalle faydalandırsın. Kim kembegaller giyem örgatıp uyuşadı. Oldun kiliş yedi. Pullu kayıt görsen de ikindi iş yedi. Bazı da kırıp alıp pullu agendin ki yok bir miyim dedim cencelem çıkka. Hangi birdin ki bu fidyeni aldın dedim cencel çıkka. Şimdi bunu yokuşken nasalar var. Lekin o zaman valla trik adamlarga trik adamı hem soru yapsız. Kazalar ne kalemiz kefaratı var mı dese oku yürüyüş gerek. Niyet kalem. Allah Ta'ala niyetlerge berekat verir. Küllük kaza bugün namazlardan bir küllükini niyet kalem. Yok ki insan tahaccüdge tursa tahaccüdde niyet kılıp okup bara vursa inşallah trik eken ben okuyum ben degen itikadı bulsa kutuladı ona. Çünkü itikad muhum. Mesela biz kıyan amellerimizni evazige abadi cennet doğru uzu. Yani layık mes. Bizi az güne amelimiz abadi cennetke layık bu miydi? Savdada notoru yok. Nimege abadi cennet verirdi dese bizi itikadımız abadi. Eğer abadi yaşasak, abadi namaz okuyumuz mu? Niyetimiz varmış ne? Ölgünüm çok okuyum ben diye yapıp ki doğru mu? Ölmesek okuyuramız da yani. Mene şimdi niyetini Allah Ta'ala hürmet kıladı. Onun için abadi cennet değil. Cehennem hem şu. Az gün hayatta abadi cehennem mi deyse? Ha, çünkü itikadı abadi ona. Kafırı ölmese, kişi kaçan iman kiltirmeydi. Abadi yaşayıverdi. Allah Ta'ala Kur'an'da وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُوا عَنْهُوا فَاِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ degen. Eğer onlarını yine dünyaya kaytarsak yine kafir buladılar. Yine biz kaytargenler sana kılı uğradılar. Yolgancı bular. Kaytar bizni tabi kılamız degen yolgan bular. Deydi. Uşan için niyette kaza namazlarımı okuyayım. Allah beni umurumu bir şunu tügete indim niyet kılıp oku yürürken ki Allah Ta'ala onu niyetini yani bir et. Kılış gerek. يا رب العباد وانتشت روحي